Peki şimdi Trabzonspor'a geçeceğiz. Transfer için çok hızlı bir başlangıç yaptı Bordo Mavi ekip ki sezon içinde de aslında planlar hayata geçiriliyordu. Yani bu konuda böyle biraz daha profesyonel ilerleyen bir kulüp oldu Trabzonspor. Abdullah Avcı'nın da istekleri doğrultusunda tabii. Cervinho ve Perez de geldi Trabzon'a. Şimdi telefon attığımızda Yunus Emre Sel var. Bize hem bu transferlerle ilgili hem de Bordo Mavili ekipteki son gelişmeleri anlatacak. Hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk Melike. İlk konuklarımıza Trabzon'dan iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Evet, Trabzonsporlular biraz da erken açtı transfer sezonunu. Aslında bu hamleler bekleniyordu. Hatta bu hamlelerin sayısı biraz daha artacaktı. Mesela Cornelius fiyatı son anda imza parası talep etmese belki bu uçağa Cornelius'la yetiştirilebilecekti. Ama yine bu sürecin biraz beklenenden uzadığını söyleyeyim. Çünkü yaklaşık 2 aydır Trabzonspor Kulübü transfer çalışmalarını sürdürüyordu. Bruno Perez'le 2 ay öncesinde Trabzonspor Kulübü her konuda anlaşmaya varmıştı. Ama bugüne getirdi. Tabii liginin sona ermesini bekledi. Bruno Perez ve Gervinho Trabzon'a geldikten sonra hemen ayaklarının tozuyla sağlık kontrolüne getirdiler. Sağlık taramasında sonra hemen dinlenmeye geçtiler. Çünkü yarın imza töreni düzenlenecek ve imza töreninden sonra oyuncular tatillerine çıkabilecekler. Bruno Perez'le 3 yıllık, Gervinho ile ise 2 yıllık anlaşma imzalanacak. Bu transferlerin en önemli detayı ise iki oyuncunun da bizzat teknik direktör Abdullah Avcı'nın transfer listesinden alınmış oyuncular olması. Bruno Perez zaten sağ bek rotasyonunda birinci sırasında yer alıyordu Abdullah Avcı'nın. Yine Gervinho da Abdullah Avcı'nın transfer listesinde yer alan bir diğer oyuncu olarak kadroya katıldı. Cornelius da forvet hattında Abdullah Avcı'nın listesinin ilk sırasında yer alan bir isimdi. Çok yoğun temaslar yapıldı. Yaklaşık 20-25 gündür İtalya'da bulunan menajerler var. Trabzonspor'un yetkilendirdiği menajerler. Ama oyuncu sürekli olarak fiyat artırımına gitti. En sonunda Trabzonspor Kulübü artık yeni bir fiyat artırımı yapılmayacağını, 1 milyon 500 bin avro ve bonuslarla birlikte 2 milyon rakamın üstüne çıkılmayacağını söyleyince bu o bir teklif oyuncu ve menajeri tarafından yeterli görülmedi ve Trabzonspor'da bu transferin kapatıldığını duyuruldu. O bölge için Tiquinho Suarez'le yeniden görüşmeler başladı. Carlos Bacca ismi yine Trabzonspor'un gündeminde yer alan bir isim. Daha çok tecrübeli isim noktasında belki performansını geldikten sonra tartışabiliriz ama isim noktasında tartışılmayacak oyunculara yöneliyor Trabzonspor. İşte savunmaya, stoper bölgesine bir takviye yapılacak. Sağ kanada bir takviye daha yapılacak. Forvet hattına Gianni Semedo'nun ayrılması durumunda İki takviye daha yapılacak. Orta saha bölgesi için tecrübeli Biglia veya Biglia tarzı tecrübeli bir isim istiyor Abdullah Avcı. Biglia ile görüşmeler devam ediyor ama Fenerbahçe biraz daha bastırıyor bu oyuncu için. Marek Hamsik ismi şu anda Trabzonspor'un o bölgede gündeminde. Bu oyuncuyla görüşmeler bugün itibariyle başladı. Sol bek mevki için Umut Meraş, Virgen Melik ile görüşülüyor. Stoper bölgesinde Papillo Boji ve Kolkra teklif yapıldı. Birçok oyuncuyla temaslandı. Kaleci transferi ise Uğurcan Çakır'ın gidip gitmemesiyle endeksli bir duruma bağlı. Ama Uğurcan Çakır takımdan ayrılırsa kesinlikle bir kaleci transferi de yapılacak. Dolayısıyla yapılan iki transfer dışında en az 7-8 transferin daha yapılma ihtimalinin olduğunu söyleyelim. Bu isimlere Koyta'yı saymadım çünkü Koyta'nın 31 Mayıs'ta Kasımpaşa Kulübü'yle transferinin, daha doğrusu sözleşmesinin resmi olarak sona ermesini bekliyor Trabzonspor Kulübü. Resmi olarak sona erdikten sonra Koyta ismi de Trabzonspor Kulübü tarafından açıklanacak. Erhan Türk'ün sana bir sorusu var. Yunus Emre, iyi akşamlar. Tamam, iyi yayınlar. İyi akşamlar Yunus Emre. Yunus Emre gerçekten Trabzonspor'un nabzını yoklayan iyi bir gazetecidir. Ben de uzun zamandan beri kendisini tanırım. Trabzonspor'dan Marlon ayrılacak galiba Yunus Emre. Öyle bir haber aldım. Bir de sol bek ve belki bir tane de stoper alacakları söz konusu olduğunu duydum. Senin görüşlerin ekstra olarak nelerdir? Onları söyler misin? Marlon'un kiralık sözleşmesini Trabzonspor Kulübü kullanmadı. 2 milyon avroluk satın alma opsiyonu vardı. Bu rakam Trabzonspor Kulübü için yüksek bulundu. O bölgede dediğim gibi Umut Meraş'ı daha çok istiyor Abdullah Avcı. Umut Meraş'ın transfer edilmesini çok fazla bekliyor ama Umut Meraş maliyet olarak biraz Trabzonspor'u zorluyor şu an itibariyle. Çünkü Fransız kulübünün
minimum bonservis beklentisi 3,5 milyon avro civarında. Bu rakamı vermek istemiyor Bordum abi. Birger Melink'in o bölgede gündemde olan oyunculardan bir tanesi. Alioski ismi gündemde. Kasımpaşa'dan Haddadi, Başakşehir Kulübü'nden Cemali Sertar isimleri çok fazla konuşuluyor. Dolayısıyla Solbe'ye kesinlikle bir takviye yapacak Trabzonspor Kulübü. Sokak içinde Majid Hoseyin'in sözleşmesi sona erdiği için o bölgede tecrübeli bir oyuncuyu kadroya katmak istiyor Abdullah Avcı. İşte Sivin Kolkur'a teklif yapıldı ama Kolkur Beşiktaş ve Fenerbahçe ile de görüştü Trabzonspor'un yanı sıra. Tabii kendisi için en uygun teklifi kabul edecektir ama bu takımlar arasında belki oynama ihtimali Trabzonspor'da biraz daha düşük gözüküyor. Çünkü Edgar ve Torugo ikilisini, o ikili tandemi çok bozmak istemiyor Abdullah Avcı. Ama Kolkur gelirse güçlü savunmaya döner mi? Kolkur gibi bir oyuncu geldikten sonra belki formasyon değişikliğine de gider mi? Bunu zaman gösterecek ama bir stoper takviyesi yapacaklar abi, doğru söylüyor. Alanya Spor'dan Efecan. Efecan, Halil Akpınar, Yusuf Erdoğan, bütün oyuncular Trabzonspor'un gündeminde çok uzun zamandır var. Ama oyuncuların kulüplerinin çok ciddi bonservis beklentileri var. Dolayısıyla daha çok düşük maliyetli oyunculara yöneliyor o bölgede rotasyon oyuncusu olarak. Çünkü Christian Teo için de temasları sürüyor Real Betis'te. Christian Teo oldukça önemli bir isim. O bölge için düşünen oyunculardan bir tanesi. Yerli oyuncuları daha çok yabancı transferini sonlandırdıktan sonra görüşmeye başlayacak Trabzonspor. Çünkü belki takasla oyuncu önerme ihtimali söz konusu olacak. Belki o kulüplerin ihtiyaçlarına göre Trabzonspor'dan oyuncu talepleri olacak. O yüzden yerli oyuncu transferi biraz daha ilerleyen aşamaya bırakılacak gibi gözüküyor. Teşekkür ederim. Yunus Emre Sel, sana bir de Abdülkadir Parmak'ın durumunu sormak istiyorum. Kadro dışı bırakılmıştı Abdullah Avcı tarafından. Peki son durum ne, dönecek mi? Henüz Abdülkadir Parmak'la ilgili kesin bir karar verilmedi. Abdullah Avcı oyuncuya düşünmesi için, geleceğiyle ilgili karar vermesi için biraz zaman tanıdı. Bu süreç devam ediyor şu an itibariyle. 28 Haziran'da Trabzonspor'un kamp çalışmaları başlayacak. Uzun bir zaman var bu sürece kadar. Tabii bundan önce Abdullah Avcı oyuncu ile ilgili kararını verecektir veya oyuncu bu noktadaki kararını verecektir. Ama ikili arasında bir sorun kalmadı şu an itibariyle. Yani Abdullah Avcı ile Abdülkadir Parmak arasında bir sorun yok. Burada sadece Parmak gelecek seneki kariyerine nasıl devam edecek, burası biraz önemli. Çünkü Trabzonspor orta sahaya kesinlikle takviye veya takviyeler yapacağı için oradaki forma rekabeti çok üst düzey olacak. Parmak buna göre kariyerine belki farklı bir yerde de devam edebilir. Belki Abdullah Hoca'yla çok daha sıkı ilişkiler kurup formayı kapabilir ama bu uzun bir süreç gibi gözüküyor. Kampa kadar netleşmesi biraz zor açıkçası. Peki, çok teşekkür ediyoruz Yunus Emre Sel. Kolay gelsin diyelim sana. İyi yayınlar, sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Evet, detaylı bir Trabzonspor raporu aldık. Merak ettiğimiz her şeyi öğrendik. Şimdi bir ben kimim yapalım mı?